Arkadaşlar merhabalar, ben Hakan, kanalıma hoş geldiniz. Ne zamandan beri bir inceleme videosu yapmıyorduk. Bugün elime sizler için Esting'in Smart Wi-Fi Plug isimli Wi-Fi'li fişini, prizini geçirdim arkadaşlar. Nedir bu Smart Wi-Fi Plug? Bunun iki öncelikle modeli var. Bir 16 amper ve bir 10 amper. Tuya isimli uygulamayla bağlanıyorsunuz arkadaşlar ve Wi-Fi üzerinden prizinizi kendiniz kontrol ediyorsunuz. Çok basit arkadaşlar, prizi çıkartıyorsunuz içerisinden. Normal bir prize bağlıyorsunuz ve Tuya uygulamasını indirip arkadaşlar, Tuya uygulaması üzerinden Google Play Store'da ve büyük ihtimalle Apple Store'da da var. Zaten üzerinde gördüğünüz gibi logolar var. Play Store ve Apple Store logosu var. Üzerinde bir de barkod var. O barkod sayesinde Tuya uygulamasını indirip Tuya uygulamasıyla basit bir şekilde cihaza bağlanıyorsunuz. Hani bağlandıktan sonra ne yapabiliyorsunuz? Onlara da şimdi birlikte tek tek bakacağız. Öncelikle şöyle bir kutusunu kontrol edeceğim sizler için, ne var ne yok diye. Özellikleri falan yazıyor. Arka planda da aynı şekilde farklı dillerde özellikleri konumlandırılmış. Ama zaten bizim dikkat etmemiz gereken özellikleri ben şimdi mümkün mertebe size elimden geldiği kadar açıklayacağım. Öncelikle şöyle bir kutusunu açıp içerisine bir bakmak istiyorum. İçerisinde ne var ne yok, ne çıkıyor, bizi ne karşılıyor. Ben de gerçekten sizle birlikte kullanacağım için ürünü gerçekten merak içerisindeyim. Daha önce farklı markaların da aynı keza böyle ürünleri olmuştu. Ama hani bu tarz bir ürünü ben ilk defa kanalımda inceliyorum. Bunun da getirmiş olduğu bir heyecan var arkadaşlar. Yok değil, hani bu ürün acaba benim işime yarar mı vesaire diye düşünürken kutunun içerisinden gördüğünüz gibi biraz aşağı kaymış, herhalde kaçmış sarsıntıyla. Ürünün içerisinden böyle gördüğünüz gibi bir adet fiş çıkıyor. Koymaya gerek yok, zaten inceleyeceğiz. Çıkartalım bunu yerinden. Bir adet böyle gördüğünüz gibi fiş çıkıyor. Üzerinde bir tane tuş var arkadaşlar. Açma kapama butonu. Bayağı bir sarsıntıdan dolayı dağılmış kutusu. Şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Şöyle kutusunu kenara atalım. Kullanım kılavuzunda bir bakalım ne var ne yok. Şöyle bir genel anlamda bakalım. Normal şartlarda özellikleri içerisinde yazar. Evet, gördüğünüz gibi bir kullanım kılavuzu, kuşe kağıda basılmış, ürünün özelliklerini ve nasıl kullanmanız gerektiğini anlatan bir adaptör. Ama ben genelde kendim çözmeyi sevdiğim için ürünü kendim inceleyeceğim. Normal bildiğiniz bir Wi-Fi'li adaptör arkadaşlar. Yani normal bir adaptörün Wi-Fi'ye dönüştürülmüş hali. Malzeme kalitesi premium. Hani çok kötü değil, vasat değil. Malzeme kalitesi elinize aldığınız zaman kendinizi hissettiriyor. Tuya uygulamasını indir diyor. Biz hemen Tuya uygulamasını indirip bir kontrol edelim ne var ne yok diye. Evet arkadaşlar, lafı şöyle fazla uzatmadan direkt prizimi bağlıyorum. Gördüğünüz gibi adaptöre bağlıyorum. Bir adet ışık yandı. Yanıp sönüyor bu ışık. Bu ışığı şöyle söyleyeyim. Telefonunuzda Tuya uygulamasıyla büyük ihtimalle bağlandığınızda bu uygulama, bu ışık arkadaşlar uygulama bağlandığında direkt sönecek. Şimdi hemen uygulamayı açıyorum. Ben indirdim Google Play Store üzerinden. Siz de arkadaşlar aşağıda linkini bırakıyor olacağım. Oraya tıklayarak Tuya uygulamasını indirip kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü ürün çıkıyor. Otomatik ayarlama özelliği var. Buradan tıklıyoruz. Wi-Fi falan aç diyor. Buradan direkt tıkladığım zaman arkadaşlar etrafta bu uygulamayı, bu Tuya uygulamasını desteklediği aletler var mı yok mu? Öncelikle bir onları kontrol ediyor. Görmedi. Kullanım kılavuzu gibi içerisinde nasıl bağlanmamız gerektiğini anlatan böyle bir kılavuz var arkadaşlar. Işığımız yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. Ekrandakiyle birlikte bağdaşmış durumda. Direkt buradan flash onay açık diyorum. Evet arkadaşlar, cihaza bağlanabilmemiz için herhangi bir Wi-Fi bağlantısına bağlı olmamız gerekiyor. Wi-Fi bağlantısına giriş şifrenizi yaptıktan sonra, parolanızı girdikten sonra direkt cihaza bağlantı sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani etrafta bir Wi-Fi ağının, Wi-Fi bağlantısının olması gerekiyor cihazı kullanabilmeniz için. Wi-Fi ağınızı girdikten sonra direkt cihaz bağlanıyor. Evet, cihazı buldu, smart soket şeklinde. Tamam diyorum arkadaşlar. Smart sokete hemen bağlantıyı sağlıyor ve bu ekran karşıma geliyor. Bu ekran nedir? Bu ekran gördüğünüz gibi power on, power off kapalı. Bakın şu anda ve elektrik kendi kendine prize geldi. Kapatıyorum. Anında elektrik kesiliyor. Tabii ben bunları yapabilmek için arkadaşlar burada olmama gerek yok. Mobil veriyle bu programa bağlanıp eşleştirdikten sonra evimin dışından direkt bu şekilde kontrol sağlayabiliyorum. Bunun da bir güzelliği var. Yani uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Cihazı zamanlayabiliyorsunuz. Nedir zamanlamak işte, atıyorum. İleriki bir tarihte, şu saatte, şu tarihte kapansın diyebiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Ve geri sayım olayı kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Misal atıyorum 1 dakika sonra cihaz kapansın diyorum ve cihazı atıyorum bir yere koydum. Nedir arkadaşlar? İşte mikrodalgaya bir yemek atmışsınızdır. 7 dakika sonra o pişecektir. Ama atıyorum işte mikrodalganızda zamanlayıcı özelliği yoktur. Misal ne yaparsınız? Direkt bunu kurarsınız. Mikrodalganıza bağlarsınız. 7 dakika sonra kapanır. Misal geceleri belli bir saatte arkadaşlar uyuyorsunuzdur. Film izlerken dalıyorsunuzdur. Genelde benim öyle bir hastalığım var. Televizyon açık kalıyordur sabaha kadar. Açık kalmasın diye işte atıyorum işte saat ne bileyim 02.00-15'te 02.05'te kapat dersiniz arkadaşlar. 02.05 gelince otomatikman kapatır. Geri sayım ve zamanlama özelliği var prizin. Bu gayet güzel olmuş. Gayet beğendim ben bu özelliği. Gayet kullanışlı bir özellik. Geri sayım aracında dediğim gibi istediğiniz dakikayı 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika, 100 dakika kurup o şekilde çalıştırabiliyorsunuz. O saat ve tarih geldiğinde priz otomatikman kendi kendine kapatıyor arkadaşlar. Tabii ki internete bağlı olmak şartıyla geri tek elinizle tuşa bastığınızda priz aktif oluyor ve devreye giriyor. Gayet güzel ve kullanışlı olmuş diyebilirim. Sesli komut özelliği arkadaşlar yabancı komut algıladığı için şu an için Türkiye'de çok aktif değil. Aktif olduğunu düşünmüyorum. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.